Herkese merhabalar Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis kış keki tarifim var. Öncelikle 3 tane yumurtayı karıştırma kabına alıyorum. Mutlaka yumurtaları oda ısısında olmasına özen gösterelim. 1 su bardağı şeker ilave ediyorum. Ve bu ikiliyi bembeyaz köpük köpük oluncaya kadar çırpıyorum kek yapımındaki en önemli püf noktalarından bir tanesidir. Şeker ve yumurtanın iyi çırpılması. Evet bu şekilde istediğim rengi ulaştı. Gördüğünüz gibi rengi açıldı ve köpük köpük oldu. Üzerine diğer malzemeleri ilave ediyorum. 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ ekledim. 1 su bardağı dolusu süt ilave ediyorum. Süt ve sıvı yağı kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik arkadaşlar. Şeker bardağı ölçüsü 250 milimlik. Artık üzerine unu ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozu ekliyorum ve unu eliyorum. Mutlaka unu eleyerek kullanalım. Un elendikçe havalanır ve daha güzel kabarır. Toplamda 2 su bardağı un kullandım. Yine bardak ölçüm 200 milim arkadaşlar. Yine de siz kıvamına bakarak un eklemesi yapabilirsiniz. Markadan markaya değişkenlik gösterebilir. Çırpmış olduğum sade kek harcından şöyle bir su bardağına yakın kek harcımdan ayırıyorum kakao eklemek için. Evet, kıvamını da bu şekilde görebilirsiniz. Aşırı koyu kıvamlı yapmayın. Sünger gibi olması için bir yemek kaşığı dolu dolu kakao ekliyorum ve üzerine 2 yemek kaşığı süt ilave ederek kakoyu inceltiyorum. Kek harcımın kıvamında olması için mutlaka üzerine süt eklemenizi öneriyorum bir küçük tel çırpıcıyla şöyle iyice çırpıyorum krema kıvamını gelinceye kadar hiçbir topaklanma olmaması gerekiyor şöyle gördüğünüz gibi çikolata sosum hazır gerçekten rengi de muhteşem oldu değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz hangi şehir ülke il ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum ben sizleri güzel İzmir'imden sesleniyorum. Kek harcımı hazırladım. Geçelim tepsi yağlamaya. Şöyle tereyağı ile tepsinin her yerini iyice yağlıyorum. Evet, bu şekilde yağladıktan sonra kek harcımı içerisine alıyorum. Kıvamı gördüğünüz şekilde. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ederim. Şöyle eşit kalınlıkta olması için tepsiyi şöyle sallıyorum, düzenliyorum ve geçelim kakao ile birleştirmeye. Üzerine kakoyu şöyle gelişi güzel döküyorum. Gördüğünüz gibi bu üzerinde öyle güzel bir desen, öyle bir güzel bir renk katıyor ki gerçekten sizlere anlatamam. Bir çay bardağından biraz eksik tahin ilave ediyorum. Tahini de gördüğünüz gibi gelişi güzel aynı şekilde, aynı yönde döküyorum ve en güzel işleme geçiyorum. Desen veriyorum şöyle. Videoda gördüğünüz gibi kalın saplı bir tahta kaşıkla desen veriyorum. inanılmaz güzel bir ebruli desen çıkıyor ortaya. Şöyle gördüğünüz şekilde lale deseni gibi. Bu şekilde hazırladım. Ve yine aynı 150 derece önceden ısıtılmış fırına gönderiyorum. İçini çeke çeke pişmesi için bu şekilde yapıyorum. Kekim pişti. Bakar mısınız? O kadar güzel bir renk oldu ki sizlere anlatamam. O tahinin üzerinde vermiş olduğu ağızdaki lezzeti gerçekten tarif edemem. Yapıp denediğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Eğer ki yapar denerseniz de yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum dilimleyerek servis ediyorum İlk sıcaklığı çıktı şöyle bakar mısınız gerçekten fazla söze gerek yok kelimesi bu olsa gerek şöyle bir dilim daha alarak göstermek istiyorum Evet yakından da bu şekilde görebilirsiniz desenini. Sanki el işlemesi. Umarım videomu beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Yine de aklınıza takılan herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmını yazarsanız sizleri oradan yardımcı olabilirim. Şimdiden hepinizi çok teşekkür ederim. şöyle gün ışığında gerçek rengini de göstermek istedim sizlere. Tabii ki içeride biraz karanlık düşüyor. Havalarda malum kapalı. Bu şekilde ne kadar güzel olduğunu görebilirsiniz. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ettiğim, şiddetle tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesidir. Tahinli, kakaolu, nefis kış keki. Şöyle bir dilimi yakından alarak sizleri Şöyle sesini de duyurmak istiyorum. Of of of. Yanına şöyle bir demlik çay. İnanın bir tepsi pişti yanda bitti diyebilirim. Bugünlük de sizlere bu güzel tarifimi verdim. Bir de şöyle elimle bölmek istiyorum içimden bozmak gelmiyor desenini ama göstermek zorundayım aklınıza hiçbir şekilde soru işareti kalsın istemiyorum değerli takipçilerim sizlerden öyle güzel yorumlar alıyorum ki gerçekten çok mutlu oluyorum hep güzel geri dönüşler alıyorum bugünlükte beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.